Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3 yıl önce Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Arıtaşı köyünde kiraladığımız köy evinden Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kargacı köyüne taşınma vaktimiz geldi. Şimdi Arıtaşı köyündeyiz. Burada ev sahibimizle birlikteyiz, Fatma ablayla birlikteyiz. Daha çok ev sahipliği değildi. Yani bir aile gibiydik açıkçası burada. Onun için buradan ayrıldığımıza da üzüntü duyuyoruz aslında, ayrıldığımız için. Şimdi öncelikle böyle Fatma ablayla bir sohbet edelim. Daha sonra taşınma maceramızı birlikte izleyelim. Evet, merhaba Fatma abla. Merhaba. Ayrılma vaktimiz de geldi. Senin duygu ve düşüncelerini alalım. Yani burada geçirdik birlikte. Tabii ilişkilerimiz, birbirimizle olan diyalog kopmayacak. Mutlaka. Birbirimizden kopmayacağız ama sizin burada yaşamanız benim için çok etkileyiciydi. Bana bir evde kiracı değil de daha çok bir evlat gibi. Teşekkür ederiz. Biz de her zaman biz de öyle hissettik. Yani hiçbir zaman kiracı ev sahibi ilişkisi değil de bir aile ilişkisi gibi oldu bizimkisi. Aynen. Bundan sonra da öyle olmasını isteriz. Tabii. Böyle devam etsin ama buradaki gibi olmaz. Aynen. Buradaki gibi olmaz. Ya biz geliriz. Tabii sonbahar olunca biraz da hüzünleniyor insan. Aynen. Yaprak dökümü, ayrılıklar. Ne bileyim, çok hüzünleniyor mu siz gidiyoruz diye? Ya hiç hüzünlenme. Sonuçta biz senin evlatlarınız. İnsanların çocukları da doğuyor. Tabii, başka şehirlere gidiyor. Biz de başka bir yere gittik diye seninle diyalogumuzu keseceğiz diye bir şey yok. Biz seni ziyarete her zaman geleceğiz. Seni de bekliyoruz tabii. Tabii ki. Hı-hı. Gelir gideriz de işte ne bileyim, hani böyle bir taşınma, bir hüzün. Biz her yıl yazın buraya geliyorduk. Edremit'e gidiyorduk okul açılırken. Hı-hı. Orada bile her yaz böyle şey yaparken illaki hüzünleniyorsun. Evet, evet. Yaşadığın bir yerde, yaşadığın bir çevreden ayrılırken illaki insan hüzün oluyor. Hele evet. Sonbaharsa. Evet, evet. Sonbaharda çok daha teşekkür ederiz. Sen bizi burada güzel ağırladın. Ay, siz de bana bir evlat oldunuz burada. Çok sağ ol. Vallahi. Allah gittiğiniz yerde daha her şeyi gönlünüze göre versin. Mutlu olun. Birbirimize emeğimiz geçmiştir. Hakkınızı, hı-hı, helal edin. Siz de helal edin. Helal olsun. Yedik, içtik. Acı, hı-hı, tatlı günler çok yaşadık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Zor günlerimizde hep yanımızdaydınız. Keşke Turgut Hoca da aramızda olsaydı. Ama maalesef onu kaybettik ama her zaman hatıraları bizimle yaşayacak. Onun için hiç üzülme. Biz her zaman senin yanındayız. Her zaman da seninle birlikteyiz Fatma abla. Tamam. Siz buraya geldiğinizde o vardı. Şimdi o yok. Belki de ondan da çok duygulanıyor. Evet. 3 yıl deselerdi ki siz geldiğiniz hani yok olacak, bir şeyler dağılacak. Yağmur yağdı, bir akşam pezeler var içinde, onları al. Evet arkadaşlar, eşyalarımızı geçen hafta toplamıştık. Bugün de taşınıyoruz. Orada ben de küçük eşyaları alıyorum. Kapının altına taşıyorum. Ali'cim de bizim Akçay'dan komşumuz. Yardıma geldi sağ olsun. Thank you.
Kaz Dağları'nın güney yamacındaki Arıtaşı köyünden kuzey yamacındaki Kargacı köyüne taşınıyoruz bugün. Fatma ablamız da yukarıdaki asmanın yapraklarını temizledi. Çalışkan bir kadın. Hayvanlara. Ne iş geliyorsun Fatma abla? Hayvandan yerini hazırlıyorum. Onlar öğleden gittiler yağmurlu, değil mi? Öğleden sonra yağmurlu diyorlar. Geldi mi doğru gün yağmur yerine gösteriyordu ama bugün de göstermiyor. Bugün gösteriyor dediler de öğleden sonra birden sonra yağacakmış. Allah Allah, biz de baktık yağmur yoktu. Ben öyle şeyleri bilmiyorum çok. Hava durumundan baktık ama. Sadece sabah konuşuyorlardı da. Onlardan duydum. Gidiyoruz Fatma abla, taşınıyoruz. Hayırlısı olsun. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Amin. Çok güzel. Yedik içtik, hakkınızı helal edin. Siz de helal edin. İyi günümüzde, kötü günümüzde sizden geçti burada. Evet. Yani çok seviyoruz aslında bu köyü ama tabii bizim de bir hayalimiz vardı. Herkese Allah gönlündekini göre versin. Amin. Nerede düzen kurdun, nerede karnın doydu oradasın. Evet. Kötü günde burada geçti Sibel. Evet. 3 yıl. 3 yıl. Ama bir asır gibi. Değil mi? Benim için öyle. Şimdi izleyen kişiler de şeyi merak ediyor. Diyorlar ki, evi ne yaptılar? Kiraya verdiler mi? Verecekler mi? En çok bunu da çok merak ediyorlar. Verdik. Kiraya verdik şu an. Kiraya verdiniz değil mi? Verdik. En azından hani soran olursa da. Ha, kiraya sorarız. Verdik. Tamam. Şu an yeni sahipleri şeyi bekliyor zaten. Taşınmamızı bekliyor. Yapacağız diyor. Aynen. Geçen hafta sonu geldiler evin içini görmek için. Dedim haftaya gelin. Çarşamba gelelim dediler. Yok dedim hafta sonu gelin artık. Her şeyi bekleyecektim herhalde. Teşekkür ederiz. İyi tabii ki tanıdık. Tabii biz ki. Bizim dostluğumuz vaki. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. İyi ki birbirimizi tanıdık. İyi ki. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki yolumuz bu köye düşmüş. Aynen. Biz çok mutlu olduk. Hadi görüşürüz. Biz daha mutlu olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Cümlemizin kıyasal. Allah gittiğiniz yerde bizden daha iyi insanlarla karşılaşırız. Hadi görüşürüz Fatma abla. Haberleşiriz. Hadi kolay pazar günü size. Saat 2-3 tamam. Gibi çıkarız. Vallahi yola. Siz tamam derseniz kesin. Kesin gidiyoruz biz kesin, zaten. Kesin kesin. Bunun şeyi var. 7.30'da doktor burada olun dedi. Ha, o zaman oldu. Akşamdan gidiyoruz. Akşamdan. Yani şey öyle diye tamam. Çıkarız. Tamam. Ali de sana konum atsın. Tamam. Çıkınca söyleriz ona. Tamam. Tamam. Hadi öpüyorum Fatma abla. Bir tane valizim oluyor. Tamam tamam. Tamam bizde valiz yok. Bizde tamam. Yok. Öğlenleyin çıkar geliriz. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Gelir buradan alırız görüşürüz. Gideriz. Tamam oldu. Hadi görüşürüz Fatma. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Tamam. Thank you.
yemekler geliyor. Alo. Alo Deniz. Merhaba. Merhabalar. Biz geldik. Köydeyiz. Sizin evi görüyoruz ama nasıl geleceğiz orayı bilemedik. Aşağı doğru dereye doğru gelin. Sonra sağa dönüyorsunuz. Dereden. Tamam. Dereye doğru iniyoruz. Sonra sağa dönüyoruz. Hı hı. Evet. Tamam. O yolu size oraya getiriyor herhalde. Köye geçeceğiz anladım. Evet, köyün oradan, caminin oradan aşağı iniyorsunuz sağdan. Sonra zaten sonra aşağı iniyorsunuz sağdan. Ha, dereye tam geldiğiniz zaman, evleri geçin dereye geldiğinizde sağdan yukarı çıkacaksınız. Deniz ben hiç konuşmuyor ama. Evet. Şu an çok yoğunuz abi. Baskına geldik. Şimdi eşyaları getirdik Arataş'ından. Şu an acil taşıma işlemimiz olduğu için tam konuşamıyorum. Biraz sonra sohbet edeceğiz. Ben de konuşamıyorum. Aynen. Ya, delik var mı abi ya? Bak şöyle oturabilirsiniz. Bir tane hazır. Erkan gel. O abi şurada. Kalk et o. Bu üç solu. Sen gel bu rüzgarda. Tek kişi zor taşıyor bunu. Bırak orada. Gel. Baba bu nereye gidiyor? O da bu salonu. Salonu. Nereye? Evet. Salonu. Şöyle olsun. Ver gazını. Biraz ye kendini. Biraz daha. Bak şu. Kedeciye tere satmaya çalışıyorsun. Tut abi. Tamam. Allah'a bir şey veriyor. Evet. Çok ağır. Çok ağır. Şu ağır. Bir dolar indirme abi. Dolar. Üst kat mı? Şimdi buraya giren yemek yer. O bütün parçasını nereye koyacağız ya? Tamam abi, ben şimdi gidelim. Ver abi onu. Ver onu da yolunda. Usta yağmura yarışıyor. Yağmur yağmasın bak. Yani yağmur yağdın mı? Şimdi yok da direktörle bakıyor. Bunlara niye polibandı yapmadınız siz ya? Direktörle yapmış. Şu bacanı bir kurtarak şöyle çevir. Ha, çevir çevir her çevir. Tamam. Dur. İki kişi de bunu yapacak. Ezme meyvesi havayla. Kaç kilo bu? Bunlar da tanı şeyler diyorlar. Yapar. Yalnız sağlam olur mu? Götürür. Yukarı gelmiş vereceğiz. Ben seni aşağı çağırıyor buradan. Nasıl? Yukarıdan mı? Geldi. Yukarıdan tam kaldırmalar lazım. Düz altta. Gelmişler. Dur şuradan döndüre. Ben ortaya geçeyim. Tamam mı? He? Tamam. Çık. Çıkıyor. Çık. Bekle yavaş. Çeşit yaptık dörtte.
Gel. Tamam geri dön. Bende. Bırak. Döner mi oradan? Neyi bırakalım? Bırakın da adamların kafasına düşer. Kaldırıyorum. Tavana çarp. Yok yok. Dönemem ki. Tavana döndü bir dakika. Yamukacaksınız hani. Az bekle, az bekle. Biz biraz indirelim sen kaldır onun üzerine. Hayır yamultun yamultun. Şeyden dönmez mi? Tamam yamultacağım. Kapıdan dönmez mi? Döner ya. Kaldırmam lazım. Kaldırmamız lazım ki burada iş. Dönmem. Geçin. İşin yok. Geçmez geçmez. Böyle ya. Tamam yamultun. Gel. Bir saniye. Dur acele etme. Bir saniye. Bir dakika. Bıraktım ben. Ben de aldım. Ama şey, dur. Burada şeyler var. Dur. Bir saniye. Beni sen bırak. Tamam. Tamam. Şey, bir dakika. Ne yapmışsınız? Tamam. Kitler. Deniz kaçtı. Bana gerek kalmadı. Ben ne yapayım? Dört adam toparladı. Sibel abla ne tarafa? Ha. Canım biz orayı hallederiz. Hayır, onu idare eden indiririz. Hazır öyle. Soba gelin. Tut sağdan. Sayma abone ol. Haydi haydi. Bu kadar bir şey değil ya. Şu bir video var ya herkese yardım edelim etmeye. Erkan ağırlık gelmez değil mi? Buyurun. Ya orada kapıcı kral değilmiş. Ya işte. Ya biri Deniz ha. Biri öyle yapacak aynen. Ben de tutuyorum. Ben de tutuyorum. Ben de tutuyorum. Ben de ayaklarını çıkar falan. Ayaklarını çıkar ben tutuyorum. Hadi. Tamam. Bırakma kimse. Tamam bırakmayın. Hadi be maşallah. Haydi maşallah. Abi hadi dikkat etsin. Rica ederim. Ne yapacağız? Ne olacak? Şey dur olmaz. Ya bunu az böyle çekseydik. Boyu ondan sonra çekseydik olurdu. Karnımda kalmış. Yatağın üstüne yatırıp böyle alacağız. Çek, 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 çek. Çek, çek. Doğan önü payı var ya arkada kalmış. İşte arkaya dayanırsa önde kül mül dökülürse şey olur, dur. Az daha şöyle gelsin. Deniz daha o ne şekildeyim? Tamam, tamam, böyle olacak. Şuradan tamam. Tamam, tamam. Şey olsaydı? Neyse, en kötü azıcık çekeriz. Şimdi yapma, karşısına mı? Tam karşılamadı değil mi? Çok hafif daha. Deniz elleme, daha çekilir o. Yok yok, o kadar çok önemli değil ya. Bir tam hangisi? Tamam, tamam, tamam. Ver şimdi abi gelelim. Sorayı. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımızı taşıdık. Arıtaşlı köyünden Kargacı köyüne geldik. Burada düzenlemelerimizi yapacağız. Eşyalarımızı yerleştireceğiz. Tabii birkaç gün bu sürecek ama ilk etapta neler yaptığımızı sizlere göstereceğim. Şimdi hazırsanız şöyle içeriye doğru gidelim. Çevre düzenlemesiyle ilgili şöyle küçük bir alanı taşla kaplamıştık. Onu göstereyim size. Bakın şöyle evin ön tarafında şöyle bir taşla kapladık. Yan tarafı hala devam ediyor. Ama biten kısımları şöyle sizlerle paylaşayım. Daha üstüne vernik de süreceğiz. Arka tarafında da zaten taş duvarımız oldu. Şimdi eşyaları şöyle balkona yığdık. Yavaş yavaş paketlerini açarak içeriye taşıyacağız. Şu anda içeride neler yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Şimdi döküm sobamız geldi. Bunu kuracağız. Yerine şu anda oturtturduk. Burada eşyalarımız, yataklarımız var. Üst katı biraz düzenledik. Şöyle size üst katı göstermek istiyorum. Evet, burada Ari'nin yatağını koyduk. Üzeri şu anda dağınık eşyalar koymuşuz. Burada komodinin yerine koyduk. Çalışma masası gelecek yine. Bu tarafta da yatak odasını, karyolasını koyduk. Şu anda Sibel ve Bilge temizlik yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Dolabı kurduk. Dolap biraz bizi zorladı. En çok dolabın kurulum aşamasını bekledik yani. Evet Sibel'ciğim şöyle geçeyim. Bir duygu ve düşüncelerini alalım. Tam temizliğin ortasında. Evet. Çıkmayı çekin. Bugün normalde taşındığımızın ikinci günü. Dün tabii ev taşırken, eşyaları işte yerleştirirken, kolileri falan getir götür yaparken çok fazla çekim yapamadık.
İşte sabahleyin gittik, Arıtaş'ından yükledik eşyalarımızı. Fatma ablayla vedalaştık. Tabii bu vedalaşma hani bir an bir daha görüşmeyeceğiz vedalaşması değil. Biz sürekli görüşeceğiz Fatma ablayla. İşte burada uğraşıyoruz temizlikle. Biraz tozlu ev. Yerleri işte hem süpürüyoruz hem siliyoruz. Bir de bu arada inşaat malzemeleri hala evin bir kenarlarında. Çünkü ahşap ustamız, Erdem ustamızın daha birazcık işleri var. Bir hafta içerisinde her şey düzgün bir şekilde yerleşecek. Evet, bu taşınma heyecanı. Taşınma heyecanı evet. İçerisinde biraz tabii ortalık biraz dağınık. Bu şekliyle çekiyoruz zaten. Ama tamamen ev bittiğinde bitiş aşamasında yani bittiği görüntülerini de sizlerle paylaşacağız. Evet. O zaman da zaten genel bir değerlendirme yapacağız. Hem maliyetle ilgili olsun hem evin genel son görünümüyle ilgili bilgiler paylaşacağız sizlerle. Bunun dışında senin söylemek istediğin bir şey var mıydı? Umarım herkes istediği, dilediği, hayal ettiği her şeye kavuşur. İstanbul'dan işte Kuzey Ege'ye göç ederken benim hep hayalim işte bir köy evi. Onu gerçekleştirdik. Biraz zor oldu ama oldu, bir şekilde oldu. Umarım herkes bu hayaline kavuşur. Tam anlamıyla hazır olmadığı için şöyle dışarıda bir semaver çayı demleyelim dedik. Biraz ateş yaktık. İş yaptıktan sonra semaver çayımızı içeceğiz. Şöyle çayımızı demledik. Çok güzel. Ateşimi de şöyle göstereyim. Şöyle bir melemen yaptım. Melemenin pişmesini bekliyorum. Birlikte arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Çalışan, yorulan kişilere şöyle güzel bir melemen yaptım. Evet biliyorum bizi izleyen birçok takipçimizin, birçok arkadaşımızın bu tarz bir hayali var. Böyle bir yerde işte kırsal bir alanda bir köy evi yapmak istiyorlar. Bunun için de bana çok fazla sorular geliyor. İşte nasıl yapalım, nasıl alalım, nereden alalım diye sorular çok geliyor. Sizin merak ettiğiniz sorular olursa mail adresimden ve Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızın YouTube videomuzun açıklama kısmından merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki köy videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.